köyü dolaşırken yapıp geliştirdiniz. Ben bile görmüştüm. Sonra bunlar bizim atölyelerimiz. Yan tarafta burada çocuk sergimiz var. Burası kadınların bölümü. Burada ehram atölyesi var. El sanatları var. Seramik var. Arkada bir sürü başka şeyler var. Bu çağdaş sanata ait. Burada genç odalar var. Burada da depo müzemiz var. Bizim arazimiz 65 dönüm. Şimdi yavaş yavaş onu çoğaltmaya çalışıyoruz ki burada sürdürülebilirlik için kabuklu şey, badem ve ceviz üreteceğiz. Öyle niyetlerimiz var. Eğer köylüyü ikna edebilirsek arka taraftaki arazileri birleştirip doğal organik besin üretme gibi projemiz var. Yansıyan. Şunun güzelliğine çok bakar güzel. Mısın? Muhteşem. Bu 2010'da bunları Gaziantep'te bulduk. Olamaz. Başka bir şey düzelt koymuştu. Muhteşem. Basit bir nesne. Çok yani çok renkli, çok evet. Hoş. Geliş açıdan baktığımızda bir mesaj veriyor mu? Figür var mı acaba? Daha düşünmeye davet ediyor. Diyor ki etrafınızdaki her şey tek anlamlı değildir. Onların her biri farklı anlamların objesi olabilir diyor. Bu sergi de bunun üstüne yapılmış bir iş. İşte süpürgeler, kilimler, orada bizim şeyler, tepsiler. Arkada Türkiye'yi çok iyi tartışan bir şey var. Tesbih ve kravat enstalasyonu var. Ondan sonra şu şeyler bizim ilk gençliğimizde buraya gelen naylon ayakkabılar. Kışın onları giyer ve kayardık onlar. Evet, evet. Ve şey kavramsallaştırmak böyle bir şey. Siyah özel seçim bir şey. Evet. Değil mi? Şey yapmıyor. Yani kendi tercihimi kullanmıyorum diyor. Bunlar var. 150 yıllık Türkiye'nin Anadolu'nun şeyi bu tabii, işte. Osmanlı'dan beri tesbihle kravat arasında. Bir de bizim geliyoruz. Toplumumuz bir kravat toplumu. Yani bizim modernizmi biz öyle algılamışız. Bir arkadaşımız bizde Genco Gülhan, o da çok şimdi meşhur. Şey istedi benden Genco. Hocam sende kravat vardır, bir 10 tane verir misin dedi. Olur dedim, gittim benim dolabım açtım, dolu. Ya Genco 30 tane vereyim mi? Aman hocam ne diyorsun dedi. Genco 50 dedim, oğlan uçuyor. Benim hala 150 kravatım. Bütün mesele aynı zamanda şaşırtma ve soru sorma. Evet, buyurun biraz daha galiba. Bu da bizim şeyler, çamaşır şeyli mandalları. Bizim karşıki dağlardaki şeyi, süliyeti. Evet. Bu da artık ondan kar mı yağdı ne dedi, inat etti, onları koyacak buraya. Çok iyi ya. Yani mandalın metalleri orada, kendisi aşağıda. Dağdan akıyor bir şeyler. Şeyler akıyor. Her parçasını kullanmış. Her şeyi kullanmış ve şey yapıyor. Yani gömlek artık başka bir yere gidiyor. Bir tek orada tanık yaka kalmış. Evet. Başka bir şeysi yok. Her açıdan da bir renk var. Evet, evet. Bu bakın efendim, bu bizim mahalleden çekmiş, bu sanatçının işte. Yani bunu büyüttüğünüz anda müthiş bir dokunu. Evet. Çok güzel lezotomuz diye yazılar vardı. Onlar bizim akademisyonlar. Bunlar yok, baskı. Baskı. Çok güzel bir baskı. Yani tokat bizim müthiştir ama. Şunu bizde yapıyorlar şimdi. Evet, burada bakın buraya ay yıldız koymuşlar, evet. Burada yazılar var yine. Festivale gelen gruplar. Evet. Koşa baskı yapıyorlar. Evet. Ben daha kendisiyle karşılaşmadım ama uzaktan çokça yazışıyoruz. Bu şey, bu Lego gibi şeylerde artık ondan oynayacağız anlamında bir şey yapıyor. Bu Mike Berg diye bir Amerikalı var, o yapıyor, o bize çok şey yapıyor. Evet, bu şey, bu maskeyi farklı bir boyuta taşıyan bir şey. Belki daha oradan çıkarıp ne, elektronik bir şey yapmak lazım gibi. Çok güzel bir iş o. Evet. Bakın şu da yok. Şu da güzel bir iş. Biliyor musunuz uçaklar. Bu Cumhuriyet kadın. Evet. Yani şey istikbal göklerdedir meselesi var. Değil mi? Evet. Bu da bizim işte kulemiz. Evet. Bu hanımın içeride bir tane daha büyük bir şeyi var. Burada böyle bir robot. Yanda kayak gibi aşağısı. Evet. Karadeniz'dir mutlaka.
Anadolu çocuğu deniriz ya, hani güvenilir, cesur, açık, daha destansı bir hayatı kendisine yakıştıran birisi. İşte o çocuğu, bir yıllık hayatı diye düşünüyoruz bunu. Ve de şeyi çok önemsiyoruz. Bu toplumun hafızasına sahip çıkmayı ama geleceği hayal etmeyen bir sahip çıkma kültürü yok ediyor. Bunun için gelecek hayalleri olacak. Baksın gelecek hayalleri olan bir proje. Baksın Anadolu'ya saygı duyan bir proje. Anadolu'nun kültürel zenginliklerine saygı duyan bir proje. Yani sadece teşekkür için buraya çıktım. Yıllardır takip ediyordum. Burayı gördükçe de böyle hayranlıkla uzaktan izliyordum ve ne zaman giderim, ne zaman bir plan yaparım arzumu her yerde dile getirmişimdir. Gökhan Zeybek vekilim bilir. Sonra kısmet oldu, tabii kendilerini ziyaret ettim İstanbul'da. O hayalin yanına bir de sözü ekledim. Bugün hem hayalimi hem de verdiğim sözü yerine getirmenin keyfini yaşıyorum. Bir insanın tek başına yaşamı değiştirme adına neler yapabileceğinin aslında çok kıymetli bir ispatı. Dünyada çok az örneği vardır diye düşünüyorum. Bu manada ben hem kıymetli hocama hem değerli eş hanımefendiye, o yanıma çok çok teşekkür ediyorum. Bence bu toprakların kendilerine kocaman bir teşekkür borcu vardır. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına değerli hocamın da bir İstanbullu olarak değerli eşiyle beraber nasıl bir işbirliğiyle burayı güçlü kılabiliriz? Baksı Müzesi ile İstanbul arasında nasıl bir değerli köprü kurabiliriz? Kalıcı bir köprü ama sürdürülebilir işbirliği kanal oluşturabiliriz. Buna döner dönmez sıkı bir ev ödevi gibi bakıp yerine getirme konusunda çalışmaları başlatacağız. Yine tahmin ediyorum bu çalışmaları aslında yönlendirecek ve kabiliyetli, sürdürülebilir hale getirecek olan yine aslında hocamın bize tutacağı ışık olacaktır. Ama bu konuda kararlıyız. Gerçekten olağanüstü bir iş. Biz size minnet duyuyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz. Harika bir iş olmuş. Hayatı değiştirmiş.